Sevgili seyirciler, Elazığ Spor'da olan genel kurul toplantısı 87 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongre sonucunda başkan adayı çıkmadığından dolayı İrfan Yumakgil başkanlığındaki yönetim kurulu göreve zimmen devam edecek. Yumakgil yönetiminin ilerleyen günlerde kulübü kayyume bırakması bekleniyor. Elazığ Spor'da merakla beklenen olan genel kurul toplantısı saat 16'da Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tüzük gereği 57 delegenin katılımı zorunlu olduğu kongrede Haziran cetveline toplam 87 genel kurul üyesi imza attı ve böylelikle salt çoğunluk sağlanmış oldu. Kongrede genel kurul üyelerinin verdiği önerge ile Divan Başkanlığı'na Galip Belhan, katip üyeliklerine ise Profesör Doktor Asaf Varol ve Mehmet Zafer Yetiş seçildi. Yine divana verilen önergede Elazığ Spor Gönüllüleri Derneği'ne üye olan 8 ismin kongre üyesi olmalarının genel kurulun oylamasına sunulması istendi. Fakat divan başkanı Galip Belhan bu talebi yönetim kuruluna havale etti. Genel kurul toplantısı için 3 ay içerisinde bunların üyeliklerinin kabulü diye bir tüzük maddesi var. Bu arkadaşlarımızın bu talebini yönetim kuruluna devredeceğiz. Onların değerlendirmesiyle, yani bizim bunda bir yetkimiz yok. Daha sonra gündem gereği faaliyet raporlarının ibrasına geçilirken basın sözcüsü Ali Şiş tarafından okunan raporlar oy çokluğuyla ibra edildi. Gündem gereği daha sonra ise gelir gider ve denetleme kurulu raporları ayrı ayrı okunarak oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla ibra edildi. Okuduğu faaliyet raporunu genel kurulun oylarına sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Daha sonra ise başkan adaylığı başvurusu yapmak isteyenler için başkanlık divanı tarafından çağrı yapılırken bunun üzerine Necati Erdem listesini divana sundu. Derneğe daha önce tüzük hükümlerine uygun şekilde ve süresinde sunulan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu aday listelerinin başkanlık divanına teslimi. Gündem gereği daha sonra ise dilek ve temenniler bölümüne geçilirken bu bölümde söz alan Osman Dilek'in konuşması sırasında tansiyon yükseldi ve Necati Erdem ile yaşanan münakaşa sonrası güvenlik güçleri tarafından yatıştırdı. 2 kilo domates alan 15 gün televizyonlarda sosyal medyada reklam yapıyor. Tatos'a uçak bileti alınıyor İstanbul'dan. Ya arkadaşlar hepimiz seyahat ediyoruz zaman zaman. Bu seyahatin şimdi şöyle diyeyim, ben tartışmaya müdahale ediyorum. Bağırma, otur şimdi, yerine. Otur yerine bak. Otur yerine, ben lütfen, gel burada Bey, cevap verirsin. Osman Bey gelmeyin. Yani otur, cevap. Osman Bey lütfen tamam, gelmeyin. Arkadaşlar lütfen gelmeyin. Benim kim olduğumu görürsün şimdi sen. Şimdi lütfen kim Osman Bey. Dışarı çıkınca görürsün. Osman Bey. Dışarıda görürsün oğlum sen kim olduğunu. Osman Bey susar mısınız lütfen? Lütfen. Necati Bey siz de lütfen. Sakin olmaya davet ediyorum. Ya. Arkadaşlar herkes sakin olsun. Hakkındaki iddialara cevap vermek üzere söz alan Necati Erdem'in konuşması sırasında yeniden gerilim yaşanırken Erdem başkan adaylığından çekildiğini açıklayarak salonu terk etti. Onunla cebimden 50 bin lira verdim. Gel sen 100 ver, ben 200 vereceğim. Gel 100 ver, ben 200 vereceğim. Öyle her şeyi konuşursun ya. Hayret bir şey ya. Ben öyle ondan sonra bir dakika. Ondan sonra 100 yok efendim, domatesdir. Ben öyle kesinlikle öyle bir şeyde reklamı yapmadım. Bak, niye kulüp, bir dakika, kulübün üyesi burada hangi babaya git 50 bin, burada hangi babaya git 50 bin lira yatırdı? Var mı? Genel kurulu peki, gerek yok. Niye genel kurul üyesi? Ben de diyorum ki arkadaşlar Sayın Erdem, Osman abinin şeyine katılıyorum. Adaylıktan da çekiliyorum. Buyurun yapın. En azından varsa gelsinler yapsınlar. Bu gelişmenin ardından Divan Başkanı Galip Belhan kongreyi sonlandırırken başkan adayı olmadığı için İrfan Yumakgil yönetiminin görevine zımmen devam edeceğini belirtti. Buna göre önünde iki seçenek bulunan Elazığ Spor Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil ya yeniden bir kongre kararı alarak Elazığ Spor'u olağanüstü kongreye götürecek ya da ilgili mahkemeye başvurarak kayyum talebinde bulunacak. Yönetim kuruluna aday olmadığı için eski yönetim resmen görevi yürütmek zorunda. Artı belli bir süreç içerisinde yönetim kurulunun ilgili mahkemeye müracaat ederek kayyum talebinde bulunması gerekiyor. Bundan sonraki süreç öyle gelişecek. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma.